Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu yazlık şort yapımını anlatmaya çalışacağım. Alize Diva Stretch. Bu markayı kullandım. Çünkü başka markada stretch ip bulamadım. Şöyle bilgilerini de göstermeye çalışayım. İki duman atığı kullandım. Bu şortu başlarken tamamını trabzan olarak örmek istedim. Çünkü sadece plajda değil, gün içerisinde de tatil bölgelerinde, yazlık yerlerde rahatlıkla gün içerisinde de giyilebilecek şekilde olsun diye dekoltesiz, içi göstermeyen ikili trabzanlarla örmek istedim. Fakat sonradan biraz dedim hareketlilik kazansın şort. Şöyle bir kafes sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra koymuşum. Sonra paçasına da aynı şekilde çalıştım. Böyle bir şort çıktı ortaya. Bir de giyenin bedenine göre olduğu için o şekilde çalıştım. Oldu da ördünüz. Biraz dar geldi. Biraz dediniz daha mı acaba bol yapsaydım? Hiç sökmeyin. Moralinizi de bozmayın. Hafif bir buharlı ütüyle İstediğiniz ölçüye getirebilirsiniz. Yalnız tek şart buharı çok son kademede kullanmayın. Bu sefer de ipin dokusu bozulur. Bir daha da eski dokusunu kazanmaz. Eski haline getiremezsiniz. Yazık olur ördüğünüze de. O yüzden hafif buharlı ütüyle ütülerseniz şu kısımlar, bu paça boyu. Bu kısımlara güzel biraz buhar vurursanız bunlar açılır. Hatta bedeni daha geniş olsun, daha dökümlü dursun istiyorsanız biraz da üzerine vurursunuz ütüyü. Daha da açılır. Şort etek gibi durur. Aslında öyle daha güzel duruyor, daha şık duruyor. Ama çok sıkı, bedenimi saran bir şort istiyorum derseniz hiç ütülemeyin. Bu şekilde giyersiniz. Şort bittikten sonra büst yerini de başladım. Şöyle göstereyim. Bunu başka bir videoda, short videosu bittikten sonra hemen akabinde bunun da üst kısım örülmesine hemen çekimine başlayacağım. Şöyle bir iple bu iki numara şortun tığı şimdi küçük bir modelde hiç bilmeyenler için. Şimdi bilenler bunu zaten buradan kapıp yaparlar. Hiç bilmeyenler için ufak bir çalışma yapalım. Zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 40 zincir kadar çektim. Ufak bir modelde göstermek için. Zinciri ilk zincirden birleştiriyorum. Ve bunun üzerine 1, 2, 3 sıkı 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 3 zincir çekiyorum. Bol bol çekmeyin. Çünkü ayrık kalır. Şu zincir trabzan diğer trabzanlardan ayrık kalır. Büyük olmasın. O yüzden 3 tane sıkı sıkı zincir çekin. Sonra hemen yanından örmeye devam ediyorum. Ve her zincirin içine bir trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Bir de şunu da hemen söyleyeyim. Şort örerken mutlaka ölçüyü kalçadan alın. Kalça kısmından. Çünkü şort kalçadan geçip bele o şekilde ulaşacak. Şuradaki bağcık zaten bele oturmasını sağlıyor. Şu ölçü önemli. Mesela 100 santim ise kalça, 90 santim. Daha dar şort istiyorsanız 80 santim örersiniz ya da 85 santim. Nasıl durmasını istiyorsanız o kadar dar örün. Ama mutlaka ölçtüğünüz santimden en az 10 santim daha dar yapın. Kalçadan geçecek ve bele gelecek. Belde de çok fazla bol olmaması gerekiyor. Bu da zaten stretch bir ip olduğu için hiçbir zorluk yaratmayacaktır. Hatta yani 100 ise 80 bile yapabilirsiniz.
Böyle bir avantajı var. Yani bu 34 beden ama biraz dar olarak 36 beden bile çok rahat kullanabilir. Streç olmasından kaynaklı. Şimdi örgüye devam edelim. Sıra sonundaydık. Hemen ilk zincir trabzana bağlıyorum örgüyü. 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine. Kafes yapıyoruz. Şu beldeki şu kafes örgüyü yapıyoruz. Bir zincir doluyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine. Bir zincir. Bir tane atlıyorum, diğerine. Bir zincir, diğerine. Sıra sonuna kadar kafes olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir. Şuradan bir arada bir zincir bırakıp diğerine, ikincisine örneği bağlıyorum. Sırayı bağladım. Şimdi trabzan olarak devam ediyorum. 1, 2, 3, yine sıkı sıkı 3 zincir. Boşluğun içine, kafesin içine bir trabzan. Trabzanın üzerine bir trabzan. Boşluğa trabzanı. Sıra sonuna kadar örüyorum. 4 sıra trabzan ördüm. Çünkü modeli birebir öremeyeceğim için, bu çok ufak bir sadece model olduğu için şu zaten şurayı nasıl ördüğümü gösterdim. Aynı buradaki örgü tekniğini, aynı burada da çalıştım. Ama siz de illaki ben böyle yaptım diye sizin de öyle yapmanız gerekmiyor. Buraya istediğiniz deseni kurabilirsiniz. Basit desenler var. Ya da tamamını trabzan yapabilirsiniz. Zaten ilk başlarken de öyle düşünmüştüm. Sonradan fikir değiştirdim. Şöyle bir hareketlilik kazandırdım. İstediğiniz deseni koyun, sadece trabzan örün ya da sadece o desenden, yani belirlediğiniz deseni de tamamen örebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ben sadece bunu nasıl ördüm onu göstermek istiyorum. Şimdi 4 sıra trabzanı ördükten sonra diyelim ki şu A kısmına geldik. Şurada ben başlangıç yerini ön tarafa denk getirdim. Şu şekilde sayarak, trabzanları sayarak tam ortasını buluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Tam ortası. Ben tabii ki hemen şöyle bir çalışma yapacağım size mantığını anlatabilmek için. Şu araya şimdi benim çekeceğim zincirin adedi şurada yaptığım 50. Şu A kısmını oluşturmak için 50 zincir çektim. Fakat çok bol, bol bol zincirler çektim. Çünkü o çekeceğiniz şu aradaki, şu şuradaki zincir hem bu paça için hem diğer paça için İki kere batacağımız zincir olduğu için bunun büyük büyük bol bol örmemiz gerekiyor ki şurada kasmasın. Çünkü her iki paça içinde aynı yerlere batacağız. O yüzden zincirleri bol bol örün. A kısmı kasmasın. Şimdi ben şuraya bir 20 tane çekeyim. 6, 7, 8, 9, 10. 10 yeterli. 11, 12 çekeyim. Tam karşısına bağlıyorum. Şimdi
şu A kısmı. Şurası. Bu başlayacağım. Şu şekilde yuvarlak öreceğim bir paçası. Sonra aynı şekilde gene aynı yerlere batarak diğer paçasını öreceğim. Şu şekilde. Ben biraz şu A kısmı, ben biraz paçasını uzun tuttum. Siz isterseniz şurada da bırakabilirsiniz. Yani tamamen sizin nasıl bir şort giymek istediğinize bağlı, deseni de modeli de. Siz kendiniz ayarlayın. Ben biraz uzun tuttum. Siz daha kısa tutabilirsiniz. Hatta daha uzun yapıp etek şort yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Başlıyorum şimdi trabzan örmeye. 1, 2, 3. Hatta şu zincirden ben başlayayım. Ters oldu çünkü, bu tarafa dönersem ters oldu. O yüzden 1, 2, 3 zincir. Zinciri örmeye başlıyorum. İlk sıram zinciri örerek olacak. Her zincire trabzan örüyorum. Tekrar buraya gelene kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Başladığım noktaya sırayı bağladım. Bu ufak bir model olacağı için hemen ipi kesiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Başladığım gibi şöyle hemen şu başlangıç yerinden bir, iki, üç, sıkı sıkı üç zincir çektim. Gene şu yuvarlağa şöyle dönüyorum. Şu A kısmına çektiğimiz zincir, burayı ördüm. Gene aynı yerlere döneceğim. Batarak sırayı bitireceğim. Sırayı devam ederken şu beden kısmı ve A kısmına geçerken arada bir boşluk olmaması için şuradaki trabzana, şu alttaki trabzanın üzerine de batıyorum ki arada üçgen şeklinde bir açıklık kalıyor çünkü. O kalmaması için şurada başlayan trabzanın üzerine fazladan bir trabzan örüyorum. Çünkü üçgen şeklinde bir delik kalabilir orayı örmezsek şortta. Bu şekilde kapatmış oldum ve sırayı şu A kısmını aynı yerlere batarak örmeye devam ediyorum. A kısmı birer sıra ördüm. Şu paça kısmı da oldu. Tabii ki bu kısa bir şort istiyorsanız şu kısmı kısa tutarsınız. Yani bu etek şorta kadar uzatırsınız. Hatta bunu pantolon bile yapabilirsiniz. Mantık aynı mantık. Ne kadar uzatırsanız dizüstü ya da bileğe kadar. Yalnız bileğe kadar pantolon olarak örerseniz de tam bileğe kadar örmeyin. Bu streç bir ip olduğu için kendini aşağı verir. O yüzden şu A kısmını bir de bacak kısmını biraz kısa tutun. O aşağı veriyor zaten kendisini.
Biraz da şu modelden bahsedeyim. Trabzan, kafes, 1-2-3 sıra trabzan, 7 sıra kafes, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20, 21-22, 22 sıra trabzan örmüşüm. Sonra paça için A kısmını oluşturmak için 50 zincir, bol bol 50 zincir, geniş geniş çekiyoruz zinciri. 50 zincir çektim, diğer arka ortayla birleştirdim ve paçaya gene trabzanla devam ettim. A kısmı şurası. 1, 2, 3, 4, 5 sıra trabzan yapmışım. Yine devam etmişim. Ve 1, 2, 3, 4 sırada kafes yapmışım. Sonra da oyasını yaptım. Şimdi oyasını da göstereceğim. Bu şekilde şortu bitirdim. Gerçekten çok çok basit bir model kullandım ki herkes yapabilsin. Bir de bu trabzanla şort sokakta da gayet rahat giyilebilecek bir model olduğu için günlük hayatta da kullanabiliriz. Şimdi şu oyasını anlatayım. Şortun şu bir paçasına önce bir kafes, şuradaki gibi kafes çalışması yaptım. Boşluğun içine hemen giriyorum. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Boşluğa 5 trabzan örüyorum. 3, 4, 5. Sonra yandaki boşluğa bağlıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki boşluğa tekrar 5 trabzan. Gene yanındaki boşluğa bağlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, başladığım noktaya kadar örüyorum. Sırayı gene ilk trabzana bağlıyorum. 1, 2, 3 artı 2 tane daha çekiyorum ve üçüncüye şöyle bir tomurcuk yapıyorum. Hemen yanına her trabzanın üzerine bir trabzan, bir, iki zincir araya batıyoruz. Tekrar yanındakine araya. 5 trabzan örmüştük bir alt sırayı. Araya, şu boşluğa gene 5 trabzan örüyoruz. Sadece üzerlerine tomurcuk yapıyoruz. Sonra şu aradaki trabzanların tam ortasına bağlıyoruz. Bu koton bir ip olduğu için örmesi zor oluyor. Evet, şuraya bağlıyorum. Tekrar doluyorum. Her trabzana batarak bir trabzan örüyorum. İki zincir araya batıyorum. Tomurcuk yapıyorum.
boyası bu şekilde. Devam ediyor. Şortta anlatacağım pek bir şey kalmadı. Dediğim gibi zaten basit bir model. Yeni başlayanlar için de ideal bir model bence. Önce böyle bir şort yapın. Günlük kullanım için de çok elverişli olduğu için böyle bir şort yapın. Mantığını öğrendikten sonra, eliniz yatkın olduktan sonra istediğiniz deseni uygularsınız. İsterseniz etek şortlar yaparsınız, pantolonlar yaparsınız. Ve bu ip de bu tür kıyafetleri örmek için çok ideal büstiyerler için. Dediğim gibi şimdi bu videodan sonra hemen büstiyerini örmeye başlıyorum. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.